Şimdi doğal gaz kullanımı ne durumda ve siz bu hava kirliliğinin azalması konusunda neler yapıyorsunuz Galatasaray Belediyesi olarak? Çünkü bu sorun hala devam ediyor görünüyor. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii bu Konya'mızın büyük bir problemi. Karatay'ın coğrafi konumu itibariyle şehrimizin kod olarak daha düşük bir mevkisinde kalması nedeniyle şehrimizdeki hakim rüzgarların bazı aylarda, bazı dönemlerde esmemesi sebebiyle bu sorun zaman zaman oluşuyor. Birinci şey, aslında doğal gazı kullanmış olsak sorun neredeyse yok denecek kadar az olur. Kentsel dönüşüme işte burada önem kazanır. Kentsel dönüşüme hız vermeliyiz. Şehrimizde hala kentsel dönüşüm bekleyen birçok mahallemiz, sokağımız var. Bir de doğal gaz geçtiği halde bağlantı yapmayan bloklar, siteler vardı. Bunlarla ilgili biz bir Büyükşehir Belediyesi'nden bir MÇK kararı, Mahalle Çevre Kurulu kararı almıştık. Bu MÇK kararına karşı vatandaşlar dava açtılar. Daha sonra hamdolsun bu dava belediyemizle yine tamamlanarak, yani tesis bir sitenin önünden geçtiyse doğalgaz bağlama zorunluluğu getiren bir düzenlemeydi bu. Bu aşılmış oldu. Ama şimdi küçük evler var, meskenler var, tek katlı yerler. Buralar hala kalitesiz kömür kullanabiliyorlar. Bunlarla ilgili MÇK kararları alınsa da denetimler, yine MÇK ile ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediye'miz, Mahalle Çevre İl Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Biz ne yapabiliriz dedik. Bizim bölgemizdeki kokunun ve hava kirliliğinin nereden oluştuğuna dair Çevre İl Müdürlüğümüzle bir proje çalışması başlattık. Burada yine Kalkınma Ajansımızın bir desteği oldu. Şu anda o çalışma devam ediyor. Bizim başkan yardımcımızın başkanlığında bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah yani zamanla bunu aşacağımızı biz ümit ediyoruz.